Türkiye, uzun süredir sorun yaşadığı ve Adalar Denizi'nde işgalci durumda bulunan Yunanistan'ın hukuk tanımaz adımlarını engelleyerek hak ve çıkarlarını koruyor. İki ülkenin deniz, hava, kara kuvvetleri, sayısal, teknoloji ve kabiliyet açısından karşılaştırıldığında, Yunan ordusunun Türk ordusu karşısında boy ölçülemeyecek düzeyde olduğu ortaya çıkıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın, Türkiye ile savaşmaya hazırız sözüne karşılık Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak istemesini matematiksel olarak uygun, doğru bulmadığını belirtti. Rakamlara göre de muhtemel bir savaş durumunda Türkiye'nin hem deniz hem hava hem de kara olarak Yunanistan karşısında ezici üstünlüğü var. Personel sayısı, mühimmat, teknoloji ve tecrübe olarak Türk ordusunun Yunan ordusundan daha üstün konumda olduğuna işaret eden uzmanlar, Yunanistan'ın envanterinde neredeyse kendi ürettikleri sistem, silah ve mühimmat bulunmadığına, bunun aksine Türkiye'nin yaklaşık %80 oranında birçok kritik askeri sistemi kendi milli ve yerli imkanları ile geliştirdiğine dikkat çekiyor savunma bütçesi olarak Türk ordusu, 2020 yılında 19 milyar dolarlık bütçe ile Yunanistan savunma harcamalarından kat ve kat üstün durumda. Aktif askeri personel sayısında da yine Türk ordusu üstün görünürken, 900 bin aktif askeri personeli bulunan Türk ordusuna karşılık, Yunanistan'ın sadece 200 bin aktif askeri personeli bulunuyor. Türkiye'de her sene askerlik çağına gelen kişi sayısı yaklaşık 1 milyonken Yunanistan'da bu rakam 100 bin civarında seyrediyor. Muhtemel bir savaşta askere alınabilir durumda erkek sayısı Yunanistan'da 2,5 milyon, Türkiye'de ise 21 milyonla Yunanistan'ın yaklaşık 9 katı. Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye dünyanın en güçlü 13. ordusu olurken Yunanistan ise 35. sırada yer aldı. Türkiye, milli imkanlarla geliştirilen sistem ve silahlarla donatılan Fırkateyn, korvet, denizaltıları ve hücum botları ile Doğu Akdeniz'in en caydırıcı donanma gücü kabul ediliyor. Donanmanın envanterinde hali hazırda 16 Fırkateyn, 12 denizaltı, 11 mayın tarayıcı, 10 adet korvet bulunuyor. 2000'li yıllarda yapılsalarda modernizasyonlarla birlikte sınıfının modern gemileri arasında sayılıyor ve günümüz teknolojisinde yer alıyorlar. 127 milimlik topa, 8'lik gemi savara, torpidolara, 16'lı hava savunma füzesine ve 3 yakın hava savunma sistemine sahipler. Silahlı kuvvetlerinin envanterinde ayrıca 4 adet Yavuz sınıfı, 8 adet Gabya sınıfı Fırkateyn bulunuyor. Türk savunma sanayinin en önemli projeleri arasında yer alan ve yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren Milgem projesi de donanmanın gücüne güç kattı. Türk donanmasına kilometrelerce ötedeki denizlerde bile üstünlük sağlayacak uçak gemisi TCG Anadolu ise donanmaya katılmak için gün sayıyor. Bu yıl hizmete girecek TCG Ufuk, Türkiye'yi denizden istihbarat toplamada büyük bir güce kavuşturacak. Donanmasında uçak gemisi ve korveti bulunmayan Yunanistan'da ise bu rakamlar 13 fırkateyn, 11 denizaltı ve 4 mayın tarayıcı. Türkiye kara ordusu ile de dünyada sayılı güçler arasında yer alırken, dünyanın 5. büyük kara ordusu konumunda. Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 2620 tank, 8777 zırhlı araç, 438 adet roket atar, 1276 kundağı motorlu topçu, 1260 çekili topçu ve 438 adet çoklu roket atar bulunuyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ana muharebe tankı Altay'ın envantere girmek için gün saydığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, 330 adet Leopard 2 tipi A4, 170 adet modernize edilmiş ve yeni sistemlerle donatılmış M60T Sabra tankları var. Bir diğer kara unsuru zırhlı personel taşıyıcı araç konusunda ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde Kobra, Pars, Ejder Yalçın, Tulpar, Poyraz, Kaplan, Yörük, Arma, Hızır, Pusat ve Vuran gibi yaklaşık 9 bin araç bulunuyor. Türkiye'nin kendi ürettiği ilk topçu sistemi olan T-155 fırtına obüsü, savaş uçaklarından sonra en etkili silahların başında geliyor. Fırtına, hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır olabiliyor. Bir dakika içinde 6 top atışı gerçekleştirebilen fırtına, atış görevinin tamamlanmasının ardından 30 saniye içinde mevzi değiştirebiliyor ve böylece düşmanın karşı ateşine maruz kalma riskini minimum düzeye indiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve envanterine girmeye hazırlanan kısa, orta ve uzun menzilli birçok hava savunma sistemi bulunuyor. Bunların arasında milli imkanlarla Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Hisar projesi öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp üretilen Koral da Türk ordusunun en önemli sistemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkanı sağlayan SARP sistemi, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Yunanistan zırhlı personel taşıyıcıları ise diğer ülkelerden satın alıyor. Yunanistan'ın envanterinde 104 adet 203 milim obüs yer alırken çoklu roket veya füze sistemleri yok denecek kadar az. Yunanistan hava savunma sistemlerinde, ABD'nin Türkiye'ye vermediği Patriot hava savunma sistemleri dikkat çekiyor ayrıca Rusya'dan aldıkları TOR hava savunma sistemleri bulunuyor. Güçlü bir donanma ve kara kuvvetlerini güçlü bir hava kuvvetleri ile desteklenmesi ordunun gücünü kat ve kat artıracağını ifade eden savunma uzmanları, yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle Türkiye'nin son yıllarda hava kuvvetlerini üst seviyelere getirdiğine işaret ediyor. Özellikle insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarının Libya'da, atak helikopterlerinin ise Suriye'deki etkinliğine dikkat çeken uzmanlar, Türk Hava Kuvvetleri karşısında Yunanistan'ın hiç şansı olmadığını vurguluyor. Türk Hava Kuvvetlerinde 414 savaş uçağı, 497 helikopter, 195 adet insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı ile 80 nakliye uçağı bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele kapsamında sürekli olarak sıcak çatışmanın içinde olduğundan savaş uçakları bakımlı ve faal tutuluyor. Zeytin Dalı harekatında aynı anda 72 adet F16 uçağının kaldırılmasının ve geçtiğimiz haftalarda Doğu Akdeniz'den Yunan F16'larının kovulmasının Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü gösterdiğine dikkat çekiliyor. Saldırı ve genel maksat helikopteri bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde çeşitli helikopterler bulunuyor. Bu helikopterlerin başında ise yerli ve milli olarak geliştirilen T129 atak taarruz helikopterleri geliyor. Kendi sınıfındaki en etkili taarruz helikopteri olma unvanını elinde tutan atak, 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatıldı. Atak helikopterlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 10 adet Süper Cobra saldırı helikopteri, 34 adet AH-1 saldırı helikopteri Cobra, 11 adet askeri nakliye helikopteri Çaynuk, 57 adet S-70 Black Hawk, 86 adet UH-60 Black Hawk, 40 Cougar genel maksat helikopteri bulunuyor. Türkiye'nin son yıllarda hava kuvvetlerini güçlendirmek ve insansız sistemlerin dışa bağımlılığını azaltmak için yerli imkanlarla ürettiği insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları ise tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Libya'da güç dengesini değiştiren ve Suriye'deki operasyonlar kritik rol oynayan insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları Türk Hava Kuvvetlerinin belirleyici gücünü oluşturuyor. Yunanistan bu uçakları başka ülkelerden almak mecburiyetinde kalırken Türkiye ise her gün bir başka insansız hava aracını envanterine katıyor. Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde envanterinde 195 adet insansı ve silahlı insansız hava aracı olduğu tahmin ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 414 savaş uçağı ve 497 helikopterine karşılık Yunanistan'ın 248 savaş uçağı ve 231 helikopteri bulunuyor. 15 nakliye uçağı bulunan Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde 44 adet F4, 47 adet Fransız Mirage 2000 ve 157 adet de F16 yer alıyor. Taşıma olarak ise Yunanistan'da 8 adet C27, 15 adet C130 var. Türkiye'de ise 11 adet C160, 19 adet C130, 50 adet CN135 ve 8 adet A400M'ler bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde F-16'nın deposunu havada en fazla 3 dakika içinde doldurabilen KC-135 tanker uçağı bulunuyor. Bu uçakları Türkiye dışında ABD ve İsrail kullanıyor. Türk savunma sanayi füze üretimi konusunda son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirdi. Yunanistan ile kıyaslandığında Türkiye'de milli yapım kanatlı güdüm kitleri, 100 kilometre menzilli füzeler, milli seyir füzesi, hava füzeleri ve çok daha fazlası bulunuyor. Üstelik Türkiye bunları kendisi ürettiği için bu mühimmatların bitmesi de söz konusu değil. Yunanistan'da ise seyir füzesi bile bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde hassas güdüm kitleri, OMTAS, UMTASL, SOMA, SOM B1, SOM B2, SOM, SOM J, lazer güdümlü füze LUMTAS gibi birçok yerli ve milli füze yer alıyor.